İkinci nükte. İnsanda iki vecih var. Birisi enaniyet cihetinde şu hayatı dünyeviye nazırdır. Diğeri ubudiyet cihetinde hayatı ebediyeye bakar. Evvelki vecih itibariyle öyle bir biçare mahluktur ki sermayesi yalnız ihtiyardan bir şare saç gibi cüz'i bir cüz'i ihtiyari ve iktidardan zayıf bir kesb ve hayattan çabuk söner bir şule ve ömürden çabuk geçer bir müddetçik ve mevcudiyetten çabuk çürür küçük bir cisimdir. O haliyle beraber kainatın tabakatında serilmiş hadsiz enva'ın hesapsız efradından nazik, zayıf bir fert olarak bulunuyor. İkinci vecih itibariyle ve bilhassa ubudiyete müteveccih, acr ve fark cihetinde pek büyük bir vüs'atı var, pek büyük bir ehemmiyeti bulunuyor. Yani bizim bu derste özellikle üzerinde durmamız lazım gelen cephe ikincisi. İkinci cihet. Hayatı bakiye medar insaniyetin kemalatı, terakkisi ve tasafisi. Bakın. Şimdi bu derste hakikaten çok keskin hükmiyet noktasından çok mükemmel beyanlar var. Dersin her tarafını değil de bu birinci değil de şu ikinci şey İkinci üzerinde vecih. Duralım. Evet. İkinci vecih itibariyle ve bilhassa ubudiyete müteveccih acz ve fark cihetinde pek büyük bir vüs'ati var, pek büyük bir ehemmiyeti bulunuyor. Şimdi bak, ubudiyet ciheti. Bak, ibadetin esası Allah'a karşı aczini, fakr ve kusurunu bilmektir. Bir kere bunun altını çizmemiz lazım. Yani tek kelimeyle kuluz ve kusuruz. Bak, naksını, kusurunu, acz ve fakrını Allah'a karşı bilmek. Usta diyor, yanlış anlama. İnsanlara değil, Allah'a karşı. Bir Müslüman aczini ve fakrını bildiği nispette semadaniyetin aynadarlığına mâkes olur. Bizim bütün mahlukatın fevkindeki kadir ve kıymetimiz, itibar ve şerefimiz bu acziyetimizden, naks ve kusurumuzdan geliyor. Şimdi samet olan Allah'ın külli nimetine mazhariyette burada azim bir sır var. Bak. Aziyetimiz ve fakriyetimizle biz bak külli kemalata, Cenab-ı Hakk'ın sonsuz nimetlerin tecellisine tam cami bir ayna oluyoruz. Bunu nasıl anlatmak ve izah etmek icap eder? Şimdi askeri bir şahs-ı manevidir, değil mi? En alt tabaka nefer, değil mi? Asker. Asker. Yukarıya doğru çık. General, değil mi? Bak. Genelkurmay Başkanı, Mareşal. Şimdi aşağı in. Er nedir? Keple potin arasına sıkıştırılmış, karnına kuru fasulyeyle doldurulmuş vatandaş. Bak, asker. Bak. Asker yemez, asker ölmez, asker uyumaz, asker ya. Ama general, paşa ve genelkurmay. Şimdi hangisinin devlete daha çok ihtiyacı var? Şimdi burada bir sır ortaya çıkıyor. Kimin talebi ziyade ise ihtiyacı. Kimin ihtiyacı ziyade ise o kıymetlidir. Onun mertebesi, makamı büyüktü. Bu bir kanun. İşte nefere işte içini efendim yorganın içine şey atarsın. Efendim saman yatar. Yani yorganı ne olur yatağı? Saman olur mu? Olur. Ama paşa bak, ona ne lazım? Ne lazım değil ki. Ya. Kışla lazım, yaver lazım, telefon lazım, teçhizat lazım, asker lazım. Bak,
araba lazım, tank lazım say. Lazım, 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 lazım. İşte generalin, işte paşanın, işte genelkurmay başkanının, değil mi? Kadır ve kıymeti ihtiyacının ziyadeliğinden kaynaklanıyor. Yani en muhtaç, en zengindir. En ihtiyacı fazla olan en ganidir. Bu bir sünnetullah kanunu. Şimdi bütün mahlukat içerisinde en aciz, en muhtaç, bekaya en layık, ebediyeti en zede soluklayacak mahluk kimdir? İnsandır yani. Şimdi dünyanın en güzel köşkünü yap. Sarayı, milyarları harca. Müzeyyen, mükemmel, içi, bahçesi, her şeyi güzel. Evet. Hadi koy içine, kime koyacaksın? Kurbağaları, giranları, çıyanları, iti, köpeği, atı. Bak, bak. Saraya muhtaç kimdir? İnsandır bak. Elektriğe muhtaç kimdir? Şimdi ilanlar, çıyanlar saraya geldiler, ya niye elektriğimiz eksik? Niye kalorifer yanmıyor? Niye efendim mutfakta çay var mı yok mu? Ev sahibine sorun. Çay niye demlenmemiş? Hani pastamız, hani böreğimiz, hani çöreğimiz? Bak bunları hayvan ister mi? Yok. İstemez ha. Bak, bak insanın şerefi Allah'a karşı aczini ve fakrını bilmektir. Bak, onun için ihtiyaçlar bir penceredir, bizi Allah'a götürür. Ve ihtiyaçların da büyüklüğü ve şiddeti insanın Allah indindeki kadir ve kıymetini, itibar ve şerefini gösteriyor. Yani hakikat noktasında bakınca Allah insanı noktayı temerküz olarak yaratmış olduğu için yerler ve gökler insana göre kesilmiş, insana göre biçilmiş. Değil mi? Ve bütün nimetleri de Cenab-ı Hak bizim başımıza bağlamış. Demek semadaniyetin ayna darlığında en camı noktayı mihrakı kimdir? İnsandır. İşte bunu anladığımız nispette terakki edeceğiz, tasavvuf edeceğiz. İnşallah cennete liyakat kesbedeceğiz. Allah'a karşı aczini, fakrını, naks ve kusurunu bilmek. Kulluğun esası da bu. Kulluk şuuru. Değil mi? Kulluk şuuru. Peygamberimizin makamlarından birisi nedir? Ya, fakr makamı. Fakirlik. El fakru fahrin buyuruyor. Ben fakirliğim ne yapıyorum? Fahri ediyorum bak. Övünüyorum. Evet. Bu nokta bir. Çünkü Fatır-ı Hakim insanın mahiyeti bak şimdi, maneviyesinde... Şimdi bakın ne kadar fakiriz. Bak şimdi insan ne istemiyor ki? Hadi. Dünya insanı işbe ediyor mu? Etmiyor ya. Ne olacak yani? Sultanlar gibi yaşa, sonra arkana ne geliyor? Ölüm geliyor. Şimdi insanın koordinatlarına bakın. Hakikat noktasında matematik tabirle insanın koordinatları sonsuza açılıyor bak. Ne istiyorum? Ebed. Ebediyet. Hiç ölmemek. Hiç ölmemek. Hep genç kalmak. Hep genç kalmak. Hep Cenab-ı Hakk'ın bütün nimetlerinden telezzüz ve tekeyyüf etmek. Statür insanda binlerce hisler ve duygular var. Her duygu kendi cevalan sahası içerisinde itminana çıkmak ister. Dünya buna kafi geliyor mu? Yok. Gelmiyor. Ömür buna yetiyor mu? Yetmiyor. Bak, ha, bak, Allah bak. Bak, kulaçların bak, statür kulağını göksüne yapıştırsan derinden derine ebed ebed sesini işiteceksin bak. Bizi ancak ebediyet teskin eder. Bak bizi ebediyet doyurur. Bak. Şimdi insan bakın dağda yaşayan münzevi bir mahluk da değil bak. İnsan zevklerini, arzularını, keyiflerini paylaşmak ister. Bak. Bak. Cenneti istiyorsun, bekayı istiyorsun. Gönül dostlarını istiyorsun. Değil mi? Evladı yanınla, arkadaşlarınla, bak değil mi? Ya, akrabalarınla, değil mi? Manevi akrabalarımızla, başta 124 bin peygamber, 124 milyondan ziyade evliyalar, asfiyalar, kamil insanlar, bak onlarla beraber, bak, bak. Onlarla bak, yani bir kere sohbet insanı işbaya eder mi? Hayır. Değil mi?
Sürekli ister. Sürekli o. Ali Ülvi Bey'in bir şiir var da diyor. Peygamberimize buyuruyor ki sensiz cennet bana hicrandır efendi. Bak. Şimdi cennette herkes var, Resulullah yok. Olmaz. Bak, olur mu? Olmaz bak. Ha. Peki bütün peygamberleri görmek bir kere mi? Hayır. Ebediyen göreceksin. Ebedi saadet, ebedi devlet, ebedi marifet, rüyet. Ebedi oraya dur. Ebedi cennet. Ha. Allah'ın rızasına mazhariyet ayette geçiyor ya. Selamen selama. Allah'ın selamına muhatabiyet. Bir de bak rüyetullah. Bak, dünyanın değil mi? 1000 sene hayatı cennetin bir saatine, cennetin de 1000 senesi bir saat rüyeti cemaliye mukabil gelmeyen bir ne var? Önümüzde bir istikbal var ya. Ha. İşte buraya, bak insan fıtratı, buraya gidişin yolunun altyapısı nedir? Allah'a karşı aczini, fakrını, naks ve kusurunu bilmektir. Bak, Sadetleri ne diyor? Dergah-ı ilahiye müteveccih olduğum zaman bütün dünya beni methü sena ise inandıramaz ki ben iyiyim ve sahibi kemalim. Evet. Çünkü Fatır-ı Hakim insanın mahiyeti maneviyesinde nihayetsiz azim bir acz ve hadsiz cesim bir fakr derc etmiştir. Ta ki kudreti nihayetsiz bir Kadir-i Rahim ve gınası nihayetsiz bir gani-i kerim bir zatın hadsiz tecelliyatına cami geniş bir ayna olsun. Evet, insan bir çekirdeğe benzer. Nasıl ki o çekirdeğe kudretten manevi ve ehemmiyetli cihazat ve kaderden ince ve kıymetli program verilmiş, ta ki toprak altında çalışıp o dar alemden çıkıp geniş olan hava alemine girip Halikinden istidat lisanıyla bir ağaç olmasını isteyip kendine layık bir kemal bulsun. Eğer o çekirdek suyu mizacından dolayı ona verilen cihazat-ı maneviyeyi toprak altında bazı mevat-ı muzurrayı celbine sarf etse, o dar yerde kısa bir zamanda faydasız tefessüh edip çürüyecektir. Yani bu sünnetullah kanunu, sen aşağıda izah da ediyor. Bu sünnetullah kanunu, bunun istisnası yok. Aynı kanun manevi hayatımızda da geçerli. Bakın bir kayısı çekirdeğini, şeftali çekirdeğini toprağa göm. Şimdi kader noktasından bakınca her bir çekirdek bir yazılım programı. O ağacın mukadderat programını Windows gibi, değil mi? Yazılım gibi. Bak Cenab-ı Hak çekirdeğe nakşetmiş. Şimdi bunun, bu yazılım programının kainattaki intişar kanunun altyapısı. Bu çekirdeği, değil mi? Özel pamuğa sarsan, kadifeye sarsan, ipek mendillere sarsan, 100 sene beklesen o çekirdek filizlenir mi? Yok. Hayır. Sünnetullah kanununa o çekirdeği toprağa gömeceksin arkadaşlar. Bu bir. İkincisi, bu çekirdek sema alemine çıkıp, külliyet kesbedip muazzam ve muhteşem bir ağaç olmak istiyorsa bunun istisnası yok. Kabuğunu kıracak. Bak, kabuğunu kıracak. Üstad ne diyor? Bak. Ya eneyi yırt, hüveyi göster. Şu ene kabuğu var ya, şu varlık dağı. Ya şu kibir, enaniyet, gurur, şan, şerefe medar, şu varlık hususiyeti var ya, onu kırmadıkça bak, çekirdek ağaç olur mu? Kabuğunu kırmayan ağaç içindeki o ukde diyor, değil mi? Evet. Ukde-i hayatiye, meylan-ı numu diyor, neşnuma meylanı bir meyil var, değil mi? Bir ukde var. O ukdenin açılmasının sünnetullah kanununa göre şartı nedir? Kabuğu kırmaktır. Kabuğu kırmayan çekirdek içinde o ukde açılır, açılmaz ve o ukde açılıp da muazzam ve muhteşem bir ağaç olamaz. Aynı yani fıtrat coğrafyasında tecelli eden bu kanun
Aynen insanın manevi hayatında da aynen caridir. Varlık dağımız o kabuk. Ene kırılacak. Varlıkta erimeden, irciden sesler gelmez. Bu varlık dağı erilecek, bu ene kırılacak. Hüveyi göstermek. Sünnetullah kanunu. Demek külliyet kesbetmek. Değil mi? Cennete liyakat kesbetmek. Allah'a muhatap olmak. Ebedi devlet ve saadete erişmenin yolu varlık dağını eritmek. Evet. Şimdi onu biraz sonra daha da teferruatıyla açıklayacak, oku. Eğer o çekirdek o manevi cihazatını Fâlikül Habbi ve Neva'nın emri teklinisini imtisal edip hüsnü istimal etse o dar alemden çıkacak meyvedar koca bir ağaç olmakla küçücük cüz'i hakikati ve ruhu manevisi büyük bir hakikati külliye suretini alacaktır. İşte aynen onun gibi insanın mahiyetine kudretten ehemmiyetli cihazat ve kaderden kıymetli programlar tevdi edilmiş. Bak şimdi insanın camiyetine bakın. İnsanın istatlarının vüs'at ve kabiliyetine bakın. Bak. Allah bu nimetin kadri ve kıymetini bilenlerden etsin. Amin. Hani bir söz var ki, o mahiler ki derya içindeler, deryayı bilmezler. Allah bize ne verdi ya? Bak. Ben bazen ifade ediyorum ya, bir çivi çakılacak şu duvara. 10 yaşındaki bir çocuğa çiviyi veriyorsun. Çekici değil mi? Çekici veriyorsun, iki tane vuruyor, çiviyi çakıyor. Bakın, şimdi insanı çekin, Allah'ın yarattığı ne kadar canlı varsa hayalen hepsini buraya çağır. Fert değil, nevleriyle, develer, koyunlar, keçiler, uçanlar, kaçanlar, yürüyenler, karada, denizde, deryada, Allah'ın yarattığı bütün canlıların hepsini hayalen getir. Kafa kafaya versinler, koalisyon kursunlar. 100 sene de onlara müddet ver, şu çiviyi çaksınlar. Çakabilirler mi? Yok. Çakamazlar. Bakın şimdi cümle çok basit. Ama kainat kadar bu cümlenin arkasında bir mesaj var. Nedir o mesaj? Demek tek bir insana verilen, bütün canlılara, bütün mahlukata verilenden daha kıymetli, daha mükemmel, daha cami, daha ağır. Yani Hakk'a terazisinde insanı terazinin bir kefesine koy, sair bütün mahlukatı öbür kefeye koy. Kim ağır? İnsan ağır. İnsan ağır ya. İnsan ağır. İnsana. Şimdi bütün irşat faaliyetleri Hazreti Adem'den bugüne gelinceye kadar bak 124 bin peygamber gelmiş. 124 milyondan ziyade diyor ki evliyalar, asfiyalar, kamil insanlar, müştehitler, arifler, ulemalar, mürşitler. Bütün bunların irşattaki hedefi tek bir cümle. Şu dünya hadisatı içerisinde insan zayi oluyor. Çürüyor. Çürütülüyor, paralanıyor ve parçalanıyor. İrşatın esprisi, insanı zayi olmaktan kurtarmak. Bak. Hizmetimizin şeyiydi bu, bak, değil mi? Bak, bütün irşat, bak. Evet. Hazreti Adem'den bugüne gelince kadar bütün irşat, peygamberler, enbiyalar, asfiyeler, müştehitler, müceddidler, arifler, efendim, müfessirler say, mürşitler, hepsinin hedefi bu bir cümle. İnsan zayi oluyor. Tefessüh edip gidiyor. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Tükeniyor. Nasıl ebediyen tükeniyor ya. Ebedi iflas. İşte insanı zayi etmemek. İnsan zayi olmasın. Bak. Bak. Cehenneme gidiyor ya. Bak şimdi bakın. Şu gençliğe bakın. Bir kısım gençliğe bak. Başı aşağıda, ayakları yukarıda. Gülerek, eğlenerek cehenneme gidiyor, haberi yok. Ya. Bu işin şakası yok. Üstad ne diyor? Bak, beşerin diyor, bu dünyada en mühim meselesi cehennemden kurtulmaktır. Alın, en mühim meselesi bak. Şimdi sana orada okuyoruz. Cenab-ı Hak, kelamların bir de ağırlığı vardır. Evet. Kelamın edebiyatı vardır. Kelamın beyanı vardır. Kelamın letafeti vardır. Kelamın cezaleti vardır.
Kelamın mana tabakatı vardır. Bir de kelamın ağırlığı vardır. Ağır ağır. Bakın şimdi buradaki 20-30 senedir İhsan'ı okuyan kardeşlerimiz var. Bak kelamın ağırlığı. Şimdi İhsan'dan bir cümle. Eğer Alman ve İngiliz kadar gücünüz varsa, şimdi bu ağırlığa bakın. Almanlar ve İngilizler dünyanın süper iki devleti. Eğer bak altını çizerek ağırlığıyla beraber dinleyelim ve okuyalım. Eğer İngiliz ve Alman kadar gücün varsa, dünyanın süper iki gücü. Bu bir. Artı eğer İngiliz ve Alman kadar servetin, paran, devletin varsa, bu da iki. İngiliz ve Alman'ın serveti. İki. Artı aklın da varsa, şu cenneti kazanmak bir uçak bileti gibi olsaydı, bunları ver, al sen karlısın, zararda değilsin. Bakın. Bir daha başa dön. Kelamın ağırlığına bakın bak. Alman, İngiliz kadar gücün, kuvvetin, otoriten varsa, artı Alman, İngiliz kadar servetin varsa, bir de aklın varsa, al. Sen nesin? Kârlısın. Karlısın. Şimdi bak böyle bir ticaret önümüze açılmış. Bu işin ortası yok. Ya kazanacağız ya da Allah korusun kaybedeceğiz bak. Şimdi evet, meseleye gelelim. Oku. İşte aynen onun gibi Gibi. insanın mahiyetine, kudretten ehemmiyetli cihazat ve kaderden kıymetli programlar tevdi edilmiş. Eğer insan Diyor ki insanda bak binlerce hissiyat var diyor usta. Bak insanda binlerce hissiyat var. Bak. Bak biraz ne dedi ki bak insanın hakikati bir tarafa, bütün kainat öbür tarafa kim ağır? insan. İnsan ağır. Evet. Eğer insan şu dar alemi arzide hayatı dünyeviye toprağı altında o cihazat-ı maneviyesini nefsin hevesatına sarf etse, Ya evet. bozulan çekirdek gibi bir cüz'i telezzüz için kısa bir ömürde, dar bir yerde ve sıkıntılı bir halde çürüyüp tefessüh ederek mesuliyet-i maneviyeyi bedbaht ruhuna yüklenecek, şu dünyadan göçüp Ya gidecek. şimdi Allah insana akıl verdi bak, akıl. En büyük bir terazi, hayatın en büyük nimeti, tart aleti. Bir de Allah insana irade verdi. Ha. Bir de tabii cennet ucuz değil, Cehennem lüzumsuz. cehennem de lüzumsuz değil. Bak, bir de insanın meşakkatlere karşı dayanma güç ve iradesi var. İşte ibadetle, musibetle, elemle, hastalıkla, kederle, usat ne diyor? Cennet ucuz değil, Cehennem. cehennem de lüzumsuz değil. Bak. Bu hayatı bak Allah rızasına, imana, Allah rızasına, ibadete tahsis edersek bak ebedi devlet, ebedi cennet, ebedi rahmet. Namütenahi ikram ve ihsana mazhariyet. Ama bu dünyada ya Nefse yok ya fıtratı insaniyi çürütürsek şimdi insan fıtratını çürüten en dehşetli şey ne? Küfür. Sonra cehalet. Küfür bak. Şimdi bir elmayı alırsın, bıçağı kesersin, içinden kurt çıktı, kurdu atar yersin. Değil mi? Ama bir elma var, bakın, içi şey olmuş. Tamamen bozulmuş, simsiyah. Parmağını vuruyorsun, pat diyor. Elmayı açıyorsun, içerisinde toplu iğnenin başı kadar beyaz yok. Tefessü etmiş gitmiş. İşte kafir aynı o tamamen bozulmuş zerre kadar hayra kabiliyeti olmayan elma gibi. Bitti. Ha, bitti. Ha. Küfür. Ve günahların derecesi nispetinde bak insan hayatı bakiyeyi kaybedebiliyor mu? Ediyor bak. Şimdi ustad ne diyor? Değil mi? Her bir 40 vefiyattan diyor 38'i imansız gitmiş.
Bu İtalya'da, Amerika'da, Rusya'da değil. Türkiye'de belki cami cemaati içinde. En büyük mesele hayatı bakiyi kazanmak. Bu işin şakası yok. Ben gençlerle konuşurken bu cümleyi çok söylüyorum. Allah bizim dünyada hayatımıza kefil. Değil mi? Allah bizim dünyada rızkımıza da kefil. Tamam. Ama Cenab-ı Allah bizim akıbetimize kefil değil. Hayatımıza kefil bak. Yerleri ve gökleri insan için tanzim etti, tertip etti. Allah rızkımıza da kefil. Ama Allah bizim akıbetimize kefil değil. Akıbetimizi doğrudan doğruya bizim irademize bırakmış. İşte hak, işte batıl. İşte güzel, işte çirkin. İşte helal, işte haram. Allah bizim akıbetimize kefil değil. Akıbetimizi bizim irademize bırakmış. Onun için din olayı nedir? Din olayı tercihtir. Din olayı teveccühtür. Tercihin, teveccühün, hulusiyetin, saffetin, samimiyetin, istikametin nispetinde ahirette ne yapacaksın? Ya, hisse alacaksın. Cenab-ı Hak ayağımızı Amin. kaydırmasın. Allah bu manadaki şuurumuzu keskinleştirsin. Bak, Amin. Allah akıbetimize kefil değil. Bitti. İşte hak, işte batıl. Sen bilirsin. Bak, insan raşit. Aklı var, iradesi var. Bir de 15 sene Cenab-ı Hak ne yapıyor? Müsaade ediyor. Müsaade ediyor. Ha? Peygamberleri göndermiş, mürşitleri göndermiş, evliyalar göndermiş, kamil insanlar göndermiş. Vicdanın var, murakaben var. Ha. Allah ayağımızı kaydırmasın. Evet. Eğer o istidat çekirdeğini İslamiyet suyu ile imanın ziyasıyla ubudiyet toprağı altında terbiye Ha ederek şimdi burada bakın simgesel ve sembolik bize ölçüler veriyor bak. Şunları tek tek yani altını biraz da açarak konuşalım oku. eğer o Ha istidat şimdi her insanın çekirdeği istidadı bir çekirdek gibi. İstidatlar ne? Çekirdek gibi. Evet. Şimdi bu çekirdeğin İslamiyet ağaç suyu olması, ile. ağaç olması yani cennete liyakat kesbedip cüziyetten külliyete çıkması ve ebedi nimete mazhariyetinin şifrelerini veriyor. Nedir? Bir. İslamiyet suyu ile. Ha bir. İslamiyet suyunda filizlenecek. Bizim bir arkadaşımız Muş'a gitmiş. Öğretmen. Köyde öğretmen. Talebe de çok az. Ya ne yapayım, ne yapmıyorum? Milletin hepsi şey var. Karpuz ekiyor. Demiş ben de karpuz ekeyim falan. Bir tarla kiralamış. Gitmiş karpuz almış şeylerini, çekirdeklerini falan. Atmış toprağa. Şeyden anladığı yok. Karpuzdan. Efendim. Neyse Haziran Temmuz ayı gelmiş. Herkesin karpuz tarlasında karpuz çıkmış. Bunda hiçbir şey yok. Köylüler demiş ya ben de ektim çıkmadı ama sizinki çıktı. Köylüler demiş ki peki sen o çekirdeği suda şey ettin mi? Islattım mı? Islattın mı? Yok. Suda ıslanacak. Bu bir sünnetullah kanunu. O çekirdek suyun içerisinde ıslanacak ki ne olsun? İçindeki o Okta. ukde ortaya çıksın. Bak şimdi bizim suyumuz ne? İslamiyet. Başka yerde değil. Ne maddede, ne parada, ne coğrafyada, ne Avrupa'da. ideolojide, ne Avrupa'da, ne Amerika'da. İslamiyet suyu ile iska edeceksin. Bu bir. Bu bir sünnetullah kanunu. İki. İmanın Ha, ziyasıyla. bak imanın ziyasıyla. Bak iman, İslamiyet diyor güneş gibi bak. İmanın ziyasıyla. Şimdi o güne bakanlar var ya, ay çiçeği. Veçini nereye çeviriyor? Hep güneşi. Hep güneşe çeviriyor bak. Veçini, içini güneşe, Kur'an'a çevireceksin arkadaş. Bu felsefeyle olmaz. Bu maddi ilimler de olmaz. Başka değil. Ziyasıyla. İmanın ziyasıyla bak. Evet. Ettiği ki. Ubudiyet toprağı altında terbiye Ha bir ederek. de ibadet. İbadetle. İbadet.
İlk ayette İkra ile başlayan o surenin sonundaki ayet secde ayetidir. Orada Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Secde et ve yaklaş. Secde ayeti, meali. Allah'a secde et ve yaklaş. Yani secde insanı kime yaklaştırıyor? Allah'a yaklaştırıyor. Bak, secde et ve yaklaş. Ha. Allah'a yaklaşmak mı istiyorsun? Onun yeri nereden geçiyor? İbadette, secdede. Burnunu kır. Enaniyet hortumunu bük. Burnunu kır. Allah'a verdiği büyük kimdir? Allah'tır. Allah'a secde et. Evet. Ubudiyet toprağı altında terbiye ederek evamiri Kur'aniye'yi imtisal edip Bir de Kur'an'ın emirlerine ne yapacak? Tam temessük uyacağım. edecek. Şimdi İslam dininde Müslüman sadece ibadeti yapmakla kurtulmuyor. Başka? Bir de büyük günahlardan, özellikle büyük günahlardan kaçınması lazım. Sadece ibadette insan kurtulmuyor. İşte hüden lil muttakin. Kur'an kim içindir? Müttakiler için. Muttakiler içindir. Ve takva sahipleri içindir. Evet. Sizin bir misaliniz var bu. Su taşımaya Yani birisi şey etse. eskiden çocukluğumuzda evlerde çeşme yoktu. Mahallelerde çeşme vardı. İşte cakır derler şarkta. Kovalarla, tenekelerle su taşırdık. Şimdi bir teneke suyu doldurdun. Omuza atırlardı. Eski yaşları bilir falan. Şimdi sen suyu doldurdun. Çeşmeden eve götüreceksin. İşte 2 kilometre, 1 kilometre yerde evin var. Birisi haberin olmadan bir şeye, kovaya, daha doğrusu teneke bir çivi batırsa, eve gidinceye kadar Yarısı gitti. 1/5'i aktı. Ama 2 çivi, 10 çivi bassa eve kadar su kalmaz. Şimdi ahir zaman 2 çivi değil, 100 çivi ne yapıyor? Birden batıyor. Batıyor ya, 100 çivi bak. Günahlar. Yüzlerce günah insana tecavüz ve taarruz ediyor ya. Onun için ibadetini yapan kurtulmuyor. İbadetini muhafaza eden ve bir de günahlardan kendini koruyan ne olacak? Sahili selamete çıkacak. Cenab-ı Hak Amin. teyakkuzumuzu arttırsın. Ubudiyet toprağı altında terbiye ederek evamiri Kur'aniye'yi imtisal edip cihazat-ı maneviyesini hakiki gayelerine tevcih etse, elbette alemi misal ve berzahta dal ve budak verecek ve alemi ahiret ve cennette hadsiz kemalat ve nimetlere medar olacak bir şecere-i bakiyenin ve bir hakikat-ı daimenin cihazatına cami, kıymetdar bir çekirdek ve revnekdar bir makine ve bu şecere-i kainatın mübarek, münevver bir meyvesi olacaktır. Olacaktır. Evet, hakiki terakki ise insana verilen kalp, sır, ruh, akıl, hatta hayal vesair kuvvelerin hayatı ebediyeye yüzlerini çevirerek. Bakın şimdi sahabeler hayallerini dahi israf etmemişler. Şimdi bir adam dirayetli bir tüccar olsa, değil mi? Şimdi Türkiye devletler yıkıldı, Rusya'dan koptu ya. Bir adam dirayetli, sanayici. Gidiyor geziyor. Nereye gidiyorsun? Ya işte efendim Özbekistan, Kırgızistan efendim say gitsin. Yatırım yapacağım. Yatırım yapacağım. Bak. Ne yapacaksın? Nerede ne alabilirim, ne satabilirim, nerede ne fabrika kurabilirim? Bak. Hayali, hissiyatı, düşüncesi değil mi? Kafasında kilitlendiği noktalar belli. Özbekistan'da, Moğolistan'da, efendim Tataristan'da, Kırgızistan'da hangi fabrikayı kurabilirim, hangi ham maddeyi alırım, buradan oraya ne götürürüm, oradan buraya ne getiririm diye bütün kafası, gecesi, gündüzü, rüyası, hülyası, sevdası bu olmaz mı? Olur. Sahabelerin dünyasında ilahi kelimetullah. Allah dinini dünyanın en ücra köşesine kadar götüreceğim. Hakkat-ı Muhammediye'yi bütün aleme duyuracağım. Ukbe bin Nafi mi demiş? Ey derya önüme çıkmasaydın. Çıkmasaydın. Allah Allah. Ya bak.
Ben Hakkat-ı Muhammedi'yi kainatın en ücra köşelerine kadar götürebilecektim. Götüreceğim bak. Sahabeler hayallerini dahi israf etmemişler bak. İslam'ın ihlası ve ifkası için. Allah dinini nasıl tebliğ edeceğim? İslam'ı nasıl yaşayacağım, nasıl yaşatacağım? Kalpleri ve gönülleri Hakkat-ı Kur'an'ı ile tenvir etme noktasında neler yapacağım? Aşkı, problemi, sevdası, davası, hülyası, leylası bu. Ya. Şimdi tabii leylalar çoğaldı. Çoğaldı. Ya. Leylalar çoğaldı şimdi. Ya. Şimdi bak. Şimdi vasıtalar hakikat noktasında gayeye ulaşmak için. Ahir zamanın dehşet ve tehlikesine vesileler gayeye ulaşmak içindir. Vasıtalar gayeye ulaşmak içindir. Ahir zamanda şimdi vasıta vesileler gayenin önünü kapattı. Hani bir tabir var ya, şeytanı taşlamaktan Kabe'yi tavafa vaktimiz kalmadı yani. Bakın, evet. Bu bir fabrikatör anlatmıştınız da bu hayal şey. Ya. Şimdi benim bir arkadaşım vardı. Onun kayınpederi çok zengin. 9-10 tane fabrikası var. Burada silisyum makine sanayinde ince kum üretip satıyor. İstanbul'un en büyük zenginlerinden birisiydi falan. Toplamış damatlarını, müdürlerini, işte başarısını anlatıyor. Nereden nereye geldik, Allah bize neler ikram etti. Yani adamın konuşması şu, ifadesi. Demiş ki, benim dünyamda tek bir şey var, kum. Yürürken, gezerken hep kumu düşünürüm. Uyurken, yatarken, kalkarken benim dünyamda kum var, kum var, kum. Bak. Yerken, içerken. Yerken, içerken, otururken, kalkarken ya ayıkken, uyanıkken, rüyamda, hülyamda, sevdamda sadece kum var. Bak. Şimdi adam ne olmuş? Fenafil kum. Kum, kum, ulan zukkum işte. Öldü gitti. Men talebe ve cedde ve cedde. Kim ne isterse Allah verir. Allah verir. Bak, adam kumu istemiş, Allah da kum vermiş. Allah da ne isteyeceksin ya? Bak, bir şey ki elden çıkıyor, devam etmiyor, o istikbal olamaz. Evet. Olamaz. Ha bak işte yaşlarımız var da. Gençtin. Gençtik. Gençlik çıktı mı? Gitti yani bak. Elden çıkan istikbal değildir. Bak, aldanma. Adam teğmen oldu, albay oldu, kurmay oldu, çıktı, general oldu, genelkurmay başkanı oldu. Sonra 30 Ağustos geldi, bir gün sonra da pijamayı giydi. Emekli oldu. Yani. Emekli oldu bak. Bitti. Bitti ya. Bitti. 40 tane, 500 tane fabrika kurdun. Ölüm geldi. O da gitti. Bir şey elden çıkıyorsa istikbal olamaz. İstikbal ileridedir. İşte cennet, işte ebediyet. İşte Allah'ın rızası, Allah'ın rızası, Allah'ın rızası. Ya Allah'ın rızası. Cenab-ı Hak uykudan uyandırsın. Amin. Allah teyakkuz versin. Amin. Bu işin şakası yok ya. Bak, latifelerini, duygularını, hislerini şey etmemişler ya. Hiç. Zayi etmemişler ya. Allah Allah. Boşa, boşa gitmesin ya. İmanın kemalinin şeyi diyor. Malayaniyatı terk. Hadisi. Muhittin Arabi Hazretleri diyor ki mesela esmaya mazhariyet noktasından avamda diyor üç esma öne çıkar. Hastalanıyor ya Şafi. Ya Rezzak. Rızık verirse ya Rezzak. Bir de ya Rahman. Üç esma. Yani dünyası üç esma üzerine gidiyor. Hasan'ın yürü ya Şafi, ya Rezzak, ya Rahim. Bak. Yani diyor ki insanın fıtratı 900 katlı bir şey gibidir. Bina gibi 900 kat. Bak. Âmi insanlar diyor bunun birkaç tanesini açar orada kalır. Diğeri açmamışsın.
Açtırmamışsın bak. Suç kimin? Şimdi bak insanda öyle bir camiyet var ki yani bir insan düşün 1000 senelik ömrü olsa değil mi? Genç. 20 yaşında genç. Hafızası, aklı, istat ve kabiliyeti mükemmel. 20 yaşında genç. 1000 sene ömrü olsa dese ki ben dünyada ne kadar ilim varsa hepsinin diplomasını alacağım. Alır mı? Alır. Koordinatlara bakın ya. Aslında bütün bu koordinatlar Allah'ı bilmek için. Allah'ı tanımak için. Dine hizmet etmek için. Değil mi ya? Allah dinini tam etmek ve duyurmak için. Ama maalesef işte. Şimdi doğan, bu sünnetullah kanunu, doğan her çocuğu okur yazar mıdır? Evet. Ama şarta tabidir. Kuvvede herkes okur yazardır. Şart ne? Mektebe gidecek. İlkokula giderse okur yazarlık kabiliyeti açılır. Gitmezse açılmaz. 900 katlı bir apartman. Köşk insan. Ama yaşmamış. Gayret göstermemiş. Himmeti yok, gayreti yok, aşkı yok, ideali yok, davası yok, sevdası yok. Kaldığı gibi kalmış. Ya Cenab-ı Hak ya. Şimdi Risale-i Nur bak istatlarımızı açıyor. Elhamdülillah ya. Şu manaya masadak olma noktasından bize fikir veriyor ya. Allah tam layık eylesin. İstatlarımızdan külli manada açsın, inkişaf ettirsin. Yoksa ehli dalaletin terakki zannettikleri hayatı dünyeviyenin bütün inceliklerine girmek ve zevklerinin her çeşitlerini hatta en süflisini tatmak için bütün letaifini ve kalp ve aklını nefsi emmareye musahhar edip yardımcı verse o terakki değil sukuttur. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enil hamdülillahi rabbil alemin el fatiha.